Evet, Saha Expo 2021'in sonuna geldik ve bugün dördüncü günündeyiz. Saha İstanbul bundan 6 yıl önce savunma sanayi sektörümüzde başlatılan milli teknoloji hamlesi vizyonuna Türkiye'mizin özel sektörünün dinamizmini kazandırmak için başlattığımız bir hamleydi. Ve görüyoruz ki bugün itibariyle burada 480'e aşkın firmamız yerli ve milli ürünlerini sergiledi. Biz bu başarı örneklerini görmekten dolayı çok gururluyuz, mutluyuz. Gerçekten büyük ölçekli firmalarımız olsun, KOBİ ölçekli firmalarımız olsun, teknoloji girişimleri olsun, hepsinin bir arada binlerce işletmeden işletmeye görüşmenin gerçekleştirdiği, yepyeni anlaşmaların ve işbirliklerinin oluştuğu bir zemin oldu. Ve şunu da gördük, biz savunma sanayinin içindeyiz 15 yıldır. Gördük ki aslında birçok yeni yeni çok güzel girişimlerimiz var, çok yeni teknolojiler var. Artık savunma ekosisteminde bundan 20 yıl önce başlatılan kıvılcımın ateşlendiğini, adeta seferberlik halinde firmalarımızın çok dinamik bir şekilde çok başarılı sonuçlara, çok başarılı bir altyapılara eriştiğini görmüş olduk. Sefer başladı. Ben bunun bir daha durdurulabileceğini düşünmüyorum. Gerçekten çok güçlü bir ekosistemimiz var. Çok dinamik bir yapımız var. Ve derinlemesine sadece büyük ölçekli firmalar değil, orta ve küçük ölçekli firmalarımızda da derinlemesine sektörel bir derinlik oluştuğunu herkes şahitlik etmiş oldu burada. Dolayısıyla biz bu ivmeyi daha da arttırarak ve daha da tabii ki yapacak çok işimiz var ülke olarak. Ama elde edilen sonuçlar ve gelmiş olduğumuz nokta da gerçekten gurur verici. Tüm dünyaya sunmuş olduk biz bu başarıları ve tüm dünya Türkiye'nin bu kadar kısa bir süre içerisinde bu seviyeye nasıl ulaştığını artık konuşuyor, değerlendiriyor ve bunlar da bizim için tabii ki gurur ve mutluluk vesilesi. Bizler de bu işlerin bir parçası olmaktan dolayı mutluyuz ve gururluyuz. Rahmetli babamın bir lafı vardı. Nefsin izzeti yoktur, ancak yaptığın işin izzeti vardır diye. İşte o izzetli işler burada. Buradaki girişimcilerimizin, KOBİ'lerimizin, büyük ölçekli firmalarımızın hepsinin izzetli işlerini tüm Türkiye'ye tanıtmak, dünyaya tanıtmak, onların geleceğini garantiye almak bizler için birer gurur vesilesi. Dolayısıyla ben tekraren buraya katılan herkese, tüm firmalarımıza şükranlarımı sunuyorum. Gözlemlerimiz o ki firmalarımız da gerçekten mutlu. Çünkü büyük ve küçük ayrım olmaksızın herkesin birbiriyle kaynaştığı, kucaklaştığı çok güzel bir atmosfer oldu Saha Expo Fuarı. Bundan dolayı da mutluyuz. Yani tabii Türkiye'de kamuoyunun gözünde daha çok ana platform seviyesinde işte insan savarıcı olsun, silahlı insan savarıcı olsun veya helikopterlerimiz, uçaklarımız, gemilerimiz daha böyle ana platform bazında projeler göz önündeydi. Ama aslında biz burada Saha Expo'da şunu da görmüş olduk. Sadece ana platformlar değil, alt ana sistemlerde, malzemelerde, teknolojilerde derinlemesine bir gücümüz var Türkiye olarak. Ve bu güç de ancak ülkedeki bu son 15 yılda gerçekten, bunu hamaset için söylemiyorum, gerçekten ancak seferberlik ruhuyla olabilir. O da milli teknoloji hamlesi vizyonuyla gerçekleşmiş oldu. Bu anlamda birçok farklı nanoteknolojik malzemelerden, birçok farklı RF alt elektronik sistemlere, yepyeni yazılım teknolojilerindeki ürünlere kadar gerçekten çok fazla ürün ve teknolojinin burada sergilendiğini görmüş olduk. Sayısız örnek var. Yani sensörlerden malzemelere, yani çok çok farklı bileşenlere kadar burada tüm sektörel derinliğin olduğunu burada da bizatihi gözlemledik. Türkiye'nin büyük iddiaları var. Türkiye işte kendi savaş uçağını üretmeye iddiası var. Türkiye'nin kendi insansız savaş uçağını üretme iddiası var. Çok büyük iddiaları var. Bu iddiaları da ancak çok güçlü bir ekosistem kurarak gerçekleştirebiliriz. Ve biz de bu fuarda gördük, aslında bizim böyle bir ekosistemimiz var. Bu sefer yola çıkmış durumda. Dolayısıyla bizim bunu ancak buna katkı sunmamız, bunu daha da güçlendirerek bu hedeflere ulaşabiliriz. Aynı zamanda fuar bünyesinde de çok tarihi anlaşmalara imzalar atıldı. İşte sizler de bunları gördünüz. Bu anlaşmaların da sonuçlarını biz yakın dönemde Türkiye olarak tüm milletimizle gözlemleyeceğiz.